Merhaba gençler, özel teoremler. Bu artık çok fazla çıkan bir konu değil. Fakat ben yine tabii ki burada olduğu için anlatacağım. Mesela bunun adı Menelaus. Menelaus teoremi. Peki nedir Menelaus teoremi? Yalnızca şu şekilde ya da bakın şu yeşili de çizecek olursak eğer bu tarz sorularda kullanılan bir özellik. Şöyle ki, bakın buraya A diyelim, buraya B diyelim, C diyelim, D diyelim, E diyelim, F diyelim. Kuralımız şu. Uç noktalardan başlıyoruz gençler. Bakın A'nın A artı B'ye oranı, A'nın A artı B'ye oranı, C'nin D'ye oranı, E'nin de F'ye oranı eşitmiş. Gördüğünüz gibi oran olduğu için aslında size niye hatırlatmalı bu? Benzerlikle bunların ispatı yapılır. Bir tane de şunu gösterelim. Burası da x, y olsun. Bakın ya buradan başlayacaktık. Buradan başlama durumunu anlattık. Peki buradan başlarsak ne olur? D'nin D artı C'ye oranı. D'nin D artı C'ye oranı. B'nin A'ya oranı. B'nin A'ya oranı. X'in de Y'ye oranı. X'in de Y'ye oranı. Bir kez daha temiz bir şekilde. Gerçi sorular üzerinde gösterebiliriz. Bakın burada iki tane formül gösterdik. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Ben soruyu biliyorum ki buradan başlarsam çözebiliyorum. Mesela buradan başlarsam çözemiyorum. Çünkü niye? Bakın şimdi bunun buna oranı, bunun buna oranı, bunun buna oranı zaten hem x'i vermiyor bu bize, yalnızca FD'nin EF'ye oranını veriyor. Ha, iki kez yapacağımız sorular da vardır mutlaka. Bu testi incelemedim ama bakın şimdi şöyle ilk önce verdiğim formülden bir çözmeye çalışalım. Sonra bu formül niye, nereden geliyor onu anlamaya çalışalım. Dediğim gibi çok önemli şeyler değil. Çok çıkan soru tipleri değil daha doğrusu. Bakın şuradan başlıyorum. 4'ün 10'a oranı eşit olmalıymış 5'in 2'ye oranına. Pardon, çarpı. Ben burada hepsini eşit dedim değil mi? Çok pardon gençler. Bunların hepsini çarparsam 1. Bunların hepsini çarparsam 1. Çarpı 5 bölü 2 çarpı x bölü 3 eşittir 1. Şimdi ben tabii bizde bayağıdır ben de anlatmıyorum bu konuyu. O yüzden bir hata yapmıştım. Çarpacağım bunları. Peki çarpınca ne oluyor? X kaç çıkıyor ona bakalım. Şurası 20 yapıyor. Burası da 20 yapıyor. X kaçmış? 3. Cevabımız 3'müş. Peki şimdi gelelim bu kuralın nereden geldiğine. Hani biz bunu nasıl yapabiliriz? Biz bunu benzerlikle yapabiliriz arkadaşlar. Tam şu kesişme noktalarından paralel çekiyorum. İster bu tarafa doğru çekin, isterseniz bu tarafa doğru çekin. Ben bu tarafa doğru çekeceğim. Bakın, burada şöyle düşüneceğiz. Hatta oradan da çekersek uzun, yani mutlaka çıkar da. Şöyle daha net, çabucak çözebileceğim yöntem şu. Buradan paralel çekiyorum buraya. Diyorum ki 2'nin 7'ye oranı, bunun buna oranı. Benzerlik bilen varsa bunu anlayabilir. Bakın 2'nin 7'ye oranı. Şuraya y diyelim isterseniz. Y'nin de 6'ya oranı. Yani y ile dediğim şey ne çıkıyor buradan? 12 bölü 7. Bakın burası 12 bölü 7'ymiş. Şimdi aynı şeyi şurada yapacağım. Bir de burada kelebek benzerliği var. 12 bölü 7'nin 4'e oranı. 12 bölü 7'nin 4'e oranı. Şuraya k, şuraya da x eksi k diyelim. K'nın 3'e oranı. K'nın 3'e oranı. Buradan işte ne oluyor? İşte böldüm. 3, 9 bölü 7 çıkıyor K. K 9 bölü 7. 9 bölü 7. Şimdi ise aynı şeyi bir kez daha yapacağız. Diyeceğiz ki burasının yani bunun buraya oranı 2 bölü 5 çıkacak. Ne demek istiyorum? X eksi K'yı kaç bulmuştuk? 9 bölü 7 bulduk değil mi biz onu? Bir daha bakayım. Evet, 9 bölü 7. X eksi 9 bölü 7'nin K artı 3'e yani 9 bölü 7 artı 3'e yani bakın şöyle burasının buraya oranı burasının buraya oranına eşit olacak. 2 bölü 5. Tamam, buradan çıkar diyorum. Çıkmasa da bir daha siz bakın. Yani muhtemelen işlem hatası yapmışımdır diye düşünüyorum ama değil. Bakın dediğim gibi şimdi bu şeyin formüle niye ihtiyaç duyulmuş anlamışsınızdır. Çünkü her defasında o benzerliği yapmak zor gelebilir. Ben şimdi şöyle anlatıyorum. Bu bizim şöyle şu ve şöyle düşünün. Arayacağımız yani böyle bir şekil gördüğümüzde başlamamız gereken yer ya şurası ya şurası. Ben aklımda nasıl tutuyorum? Gerçekten.
Tutamamıştım ama yani öyle söyleyeyim. Nasıl anlatıyorum diyelim bunu oranı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. İki kez geçtiğim yere geri geliyorum. Bakın ya uç noktalardan başlıyorum. Bakın bunun tamamının oranı dedim. Bakın buranın buraya oranı şey gibi oldu. Hocam zaten sen de tutamıyorsun ki aklında. Tamam yani haklısınız. Şu beyazlığı bir başka bir renk yapayım. Siyah yapayım. Şimdi bir de şunun çok oldu. O da çok büyük oldu. Tamam. İşte şurasının şuna oranı. Bir kez daha. Bakın bu şekillerde uygulanıyor. Niye bu kadar ayrıntılı anlattığımı anlayacaksınız. Bunun tamamının oranı. Buranın buraya oranı. Buranın buraya oranı. Bakın tekrar ediyorum. O zaman şu uçta başladım. 4'ün 10'a oranı. Demek ki buraya noktaya geri geleceğim. 4'ün 10'a oranı. 5'in 2'ye oranı. Çarpı. X'in 3'e oranı. Eşittir 1. Peki şimdi Menelaus'ları seçelim. Menelaus'ları çözelim isterseniz. Bakın burada da Menelaus var. Neydi? Ya şuradan başlayacağım ya şuradan başlayacağım. Bir oran vermiş. FC'ye 2K. AF'ye 3K diyorum bakın. Şimdi ben buradan başlayacağım. Buradan başlarsam bakın bunun tamamına bakın şunları bilmiyorum. Zaten ikisi de bulamamış oluyorum. Hemen düzeltip doğru çözüme geçiyorum. Bakın şimdi buradan başladım. Bunun tamamının oranı. Buraya da YY diyelim. Y'nin 2Y'ye oranı çarpı 2K'nın 3K'ya oranı çarpı X'in 2'ye oranı kaç olacakmış? 1. Bakın sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. X kaç çıktı? 6. Umarım anlaşılıyordur ya da bekleyin. Başka var mı? Var. Bakın nereden başlayacağım? Ya şuradan ya şuradan başlayacağım. X'i bulmak zorundayım. 6'nın 11 oranı. 6'nın 11 oranı çarpı 6'nın 4 oranı çarpı AF'nin FC'ye oranı. Peki. Eşittir 1. Bakın AF'nin FC'ye oranını bilmiyoruz. Ben de yanlış başlamışım. Affedin beni. Çünkü çok uzun zamandır anlatmıyorum ama en azından siz de yanlış bir yerden başlarsanız ne yapacağınızı görmüş olursunuz. 4'ün 10'a oranı. 5'in 6'ya oranı. X'in 2'ye oranı. Eşittir 1. Buradan da işte ne yapıyor? 20 diyor. X kaç çıkıyor? 6. Peki başka var mı Menelaus? Menelaus başka var mı? Şu teste var. Hadi böyle yapalım bu şeyi soruları. Bu sefer gözümle çözeceğim sonra yapacağım size. BF'nin tamamının 12 olduğunu söylemiş. 12 eksi x. Nereden başlayacağım? Buradan başlayacağım. X'in 12 oranı çarpı 6'nın 3 oranı. Bakın bu sefer hata yapmadım çünkü niye? Gözümle çözdüm. 36, 3, burası da 36. X kaç çıkıyormuş? 2. Devam edelim. Başka var mı Menelaus? Bakın şurada var gibi değil mi? Ama burada da şeyi bulmak lazım. 5, 12, 13. Yani buraya 13 eksi x kalıyor. Bakın 5'in 10'a oranı. 13 eksi x'in x'e oranı. 6'nın 6'ya oranı 1'miş. Buradan 65 eksi 5x eşittir 10x. O 15x eşittir 65. 5'e böldüm. 13 bölü 3 gelecekmiş x. Peki başka Menelaus gözümle görebildiğim kadarıyla şu da Menelaus'a benziyor yine. AD'ye K diyelim. BD 3K olsun. Bakın şimdi 3K'nın 4K'ya oranı. Buraya YY diyelim. Y'nin Y'ye oranı. 4'ün X'e oranı. Umarım bu teorem oluşmuştur kafanızda biraz da olsa. Dediğim gibi çok çok önemli şeyler değil ama yine de burada var diye çözmek zorundayız. Evet, başka Menelaus kalmadı. Peki. Menelaus'un ispatını da göster. Bu daha kolay. Bunun da Seva teoremi. Seva teoremi. Bu çok basit. Herhangi bir köşeden başlıyorsunuz. Nereden başladığınızın bir önemi yok. Bakın bunun buna oranı, bunun buna oranı, bunun buna oranı çarpıyorsunuz. 1 oluyor. Şuralara y diyelim. Bakın y bölü y çarpı 5 bölü x çarpı 2 bölü 5 ya 2 bölü 10 eşittir 1. Buradan x kaç çıkıyormuş? 1. Bir de şöyle formül verelim. Bakın bunlar herhangi bir üçgen. A, B, C, D, E, F diyelim. A bölü B çarpı C bölü D çarpı E bölü F eşittir 1. Bu daha kolay diğerine nazaran. Bakın bu da yine Seva teoremi. X bölü 6, bakın X bölü 6, 4 bölü 12 çarpı 14 bölü 7 eşittir 1 olacakmış bu da.
Buradan da 2, 3, 3, x kaç çıkacakmış? 9. Bakın yine aynı şey. Yine Sebat teoremin AF'ye 4K diyelim. FB'ye 5K diyelim. BD'ye 5Y diyelim. DC'ye de 3Y diyelim. Bakın x'in 8'e oranı. Ha buradan da başlasanız önemli değil. 4'ün 5'e oranı. 5Y'nin de 3Y'ye oranı eşittir 1. Hemen işlemleri yapıyorum. Bunlar gider. Bunlar gitti. Bunlar gitti. X eşittir kaç çıktı? 6 çıktı. İyi. Bakalım başka seva var mı diye ben bakıyorum. Evet şurada var. 4 bölü 5 çarpı 10 bölü x çarpı 3 bölü 6 eşittir 1. Hemen işlemi yapalım. 20, 60, 30'a böldüm. X 2 çıktı. Niye hata yaptım? 40, 120, 120 30'a bölünce tabii 4 gelir. Değil mi? 2, 3, 3 tamam. 4. Başka bakın burada ise birazcık daha farklılaşıyor soru. Burada ne yapalım? Bizden neyi istemiş? X'i istiyor bakın. Şöyle gözümle ben yine bir çözeyim. Şurayı bulabilirim. Burayı bulursam da Pisagor yaparım. Başlıyorum. 10'un 5'e oranı. Çarpı 4'ün FC'ye oranı. Çarpı buraya Y'ye diyelim. Y bölü Y eşittir 1. Bakın bu 1 zaten. 40'ı 5'e böldüm. Bu 8'miş. Peki burada da Pisagor yaparsam. X kare artı 64 eşittir. 68. 4. X kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Bana seva getirin. AD kaçmış? 4K. DB kaçmış? 3K. CF kaçmış? 2Y olsun. BF de 3Y. Tamam başlıyorum. Bunun oranı 4K bölü 3K çarpı 3Y bölü 2Y çarpı EC bölü EA eşittir 1. Şu C. Bakın gitti, sadeleşti. 2EC EA'ya eşit oldu. Bizden EC bölü AE istiyor. Buraya EA yazarsam, bunu da karşıya atarsam 1 bölü 2 gelecekmiş. Başka? Başka burada? Evet, tamam. Tamam. Neyi bitirdik? Menelaus'la Seva'yı bitirdik. Şimdi gelelim Carnot teoremine. Carnot teoremi daha kolay. Şöyle bunun direkt bir tane formülü var. Burada hiç zorlanmayacaksınız. Bu daha kolay olacak. Bakın şöyle ki A, B, C, D, E, F. Böyle ezber olan şeyler beni şey yapıyor, zorluyor. Ben çok ezber sevmediğim için. Yani D kare artı E kare artı F kare. Tabi bunun ispatı nedir? Bunun ispatı da şu. Biraz daha çok uzun ama ispatı. Bakın şurada bir şurada, şurada. Bakın bununla bunun karesi toplamı bunu. Bununla bunun karesi toplamı bunu. Yani 2, 4, 6 kez herhalde Pisagor yapmak lazım. Öteki türlü çok zor oluyor. Peki şimdi çok basit ama bu diğerine göre bunun karesi, bunun karesi, bunun karesi. Yani 3'ün karesi, 6'nın karesi, x'in karesi, 5'in karesi, 5'in karesi, 4'ün karesi olacakmış. Hemen bakalım. 9 artı 36 artı x kare 25, 25, 50, 16 daha 66, 45 çıkartacağım. Ne olacak? 21 kök 21 olacakmış. Evet. Şimdi devam edelim. Bu arada biz çok gitmedik, değil mi? Evet, gitmemişiz. Şimdi gelelim Carnot'lara. Hemen alttaki de Carnot. Ha bu arada Carnot. Carnot. Carnot teoremi diye geçiyor. 4'ün x'in y'nin karesi. Bakın 4'ün karesi, x'in karesi, y'nin karesi. Burası da y. Y'nin karesi, 9'un karesi, 5'in karesi oluyor. Bakın y kareler birbirini götürdü. X kare ne olacak? 81 artı 25 eksi 16'dan 9, 90 o da 3 kök 10 yapar. Bakın yine bir Carnot teoremi. Umarım anlamışsınızdır artık. Bunun karesi, bunun karesi, bunun karesi. Mavi olmayanların kareleri toplamına eşit olacakmış. Ben artık yazayım bunları. 25, 50 artı 29 artı 31. Kaç yaptı burası? 50, 60, 110. Burası da 73. Çıkarttım. 7, 10, 37, kök 37.
Evet, gördüğünüz gibi Carnot en basit olanı. Yani bakın hiçbir şey, yani hiçbir zorluğu yok burada. Yani herhangi bir şey yapamaz. Zorlayamaz bizi. 49 artı 25 artı 36, 16 artı 16 artı x'in karesi. Değil mi? Şunun, şunun, şunun karesini aldım. 60, 90, 105, 120'den 32 çıkartacağım. 100, kaçtı orası? 60, 90, 95, 101, 110, pardon. 110'dan 90, 32'yi çıkartacağım. 10'dan 2 çıktı. 8, 78, kök 78 yapacakmış. Peki yine bir Carnot teoremi. 6'nın karesi, x eksi 2'nin karesi, 8'in karesi. Direkt yazarak yapalım bu sefer. 36 x kare eksi 4 x artı 4 artı 64 eşit olmalıymış. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1. X kareler gider. Burası kaç yaptı? 40 104 eksi 4 x artı 104 eşittir 10, 35 artı 2x. Bunu bu tarafa atalım. 6x. Bunu karşıya atalım. 9, 69. 69 bölü 6 da 3'e bölsem 23 bölü 2 olacakmış gençler. Evet. Yine bir Carnot teoremi. 7'nin, 2'nin ve x'in karesi. Yani 49 artı 4 artı x kare. 5'in, 3'ün ve 8'in karesi toplamına eşitmiş. Gördüğünüz gibi ne yaptı burası? 53. Burası 73. Hemen bunu çıkarttım. 20, 45 geldi x kare. 45, 9 çarpı 5 değil mi? 3, 45 olacakmış. Evet, bu da herhalde bitti. Tamam. Gelelim son formüle. Son formülde şu Stewart teoremi diye geçiyor. Mesela bunun ispatını eskiden çok isterlerdi. Stewart teoremi. Teo. Bakalım ben hatırlayacak mıyım? Ben de uzun zamandır bunu yapmıyorum. X'in karesi 4'ün karesi çarpı 6. Bakın 4'ün karesi çarpı 6. Eksi artı 6'nın karesi çarpı 2 bölü 6 artı 2 eksi 6 çarpı 2 diye hatırlıyorum. Yani ben de uzun zamandır ispatını yapmadığım için böyle saçma sapan bir teorem. Ama ben ispatını anlatacağım. Anlatacağım ama ispatını yapmayacağım. Çok uzun. 16 çarpı 6 ne yapar? 96. 36 çarpı 2 72. Şurası 8 eksi 12 yapacakmış. Şimdi ne yapar burası? 168. 168'i 8'e bölünce ne gelecek? 21 eksi 12. O da 9 demekmiş. 9'un da karekökü 3. Şimdi gelelim az önceki formüle. Yani bu formülü nasıl yapacağız? Ona bakalım şimdi. Bu x, a, b, c. Burası b. Burası c. Burası m ve n olsun. X kare eşittir c kare çarpı n artı b kare çarpı m bölü m artı n eksi m çarpı n. Lan ben de var ya yıllardır kullanmıyorum ama hatırladım. Şimdi tabii ki ispatını da yapabilirsiniz ama zor ya da uzun diyelim. Ben yine de bunu sildikten sonra anlatacağım. Niye ekran mı kilitlendi? Silgiye tıklıyorum. Evet. Yani şimdi ispatına gelelim. İspatı da başlı başına aslında bir böyle kosinüs teoremi yapabilirsiniz mesela, değil mi? Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Ben yalnız yazacağım. Alfaya göre yazmak istersem 36 eşittir x kare artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı x çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Bir de böyle kosinüs teoremi yapalım. 16 eşittir x kare artı 4'ün 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı x çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Burada kos kare alfaları ya da x kos alfaları eşitlerseniz direkt x'i bulabilirsiniz. Ya da işte bu denklemi çözeceksiniz. Çok da kolay değil. Evet, ben hemen düzeltip tekrar yapacağım.
Evet, tamam, düzelttim ben. Şimdi böyle bir soruda önce Stewart'ı yazalım. Sonra bakın ikizkenar üçgen olmasından kaynaklı kolay bir çözüm yöntemi var. X kare. Onun karesi çarpı 2. Yani onun karesi çarpı 2 eksi artı. Onun karesi çarpı 10 bölü 10 artı 2 eksi 10 çarpı 2. Yani 100, 200. 100, 1000. Bölü 12 eksi 20. 1200, 120, 100 ama niye böyle oldu? 1200 bölü 12 ne yapar? 100. Ha, 100'den 20 çıktı, 80. X kare 80 ise 16 çarpıştım. 4 kök 5. Tamam. Az önceki formüle göre çözülebiliyor. Şimdi formülsüz nasıl çözeriz? Ha, tabii ama bu yalnız ikizkenar üçgeninde işimize yarar. Tepeden dik indiririm. Biliyorsunuz bunu. 12, 6, 6 diye paylaşacak. Burada nasıl bir üçgen ortaya çıktı? 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Bakın Pisagor yaparsam x kaç çıkar? 4 kök 5 çıkar. Evet, yine bir Stewart ama dediğim gibi yani x kare 144 çarpı 6 artı 36 çarpı 3 bölü 3 artı 6 eksi 3 çarpı 6. Oy. Ben bunu çarpmayacağım. X kare 144 çarpı 6 bölü 9 artı 36 çarpı 3 bölü 9 eksi 18. Bunu yaparım daha iyi. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 48, ha, 96 artı 12 eksi 18 eksi 6 90. O da 3 kök 10 yapacakmış gençler. Evet. Yine aynı şey. İkizkenar üçgen falan yok. Ha, özel bir üçgen var ama mesela şöyle bakacak olursanız ben gördüm hemen ama şöyle bir üçgen de var. 6 yani 2 kök 3 var. Kök 3 katı 6 hani yarısı var. Yani burası 90'mış. Burası 30. Burası 60'mış ama bunu görmek çok zor olduğu için hiç oradan gitmeyin. X kare 3'ün karesi çarpı 4 yani 9 çarpı 4 eksi 2 kök 3'ün karesi 12 çarpı 2 bölü 2 artı 4 eksi 2 çarpı 4. Şimdi 36'yı 6'ya bölünce 6, 24'ü 6'ya bölünce 4, eksi 8'den 2 kök 2 yapacakmış bu da. Peki bitiriyoruz. İkizkenar üçgeninde nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama yine de şunu yapalım biz. X kare eşittir. 8'in karesi çarpı 6 kök 3 eksi artı 8'in karesi yani 64 çarpı 2 kök 3 bölü bunların toplamı yani 8 kök 3 eksi bunların çarpımı 12 36. Normalde ben soruyu burada bırakırım. Yani hiç uğraşamam. Ama tabii yapmam lazım. Bunu buna böldüm. Bunu buna böldüm. 8 48 geldi. Bunu buna böldük, bunu buna böldük. 4 buradan 16 geldi. Eksi 36, 28'miş. O da 2 kök 7'ymiş gençler. Evet biliyorum gittikçe sesim şey oldu. Siz de yani çok da gerekli bir şey değil ama yine de bakın işte ya. X kare eşittir 64 çarpı 3. Zaten birkaç defa yapınca akılda kalıyor bakın. 16 çarpı 5, 80 çarpı 5. Bölü 8 eksi 15. Bunu buna böldüm 8, 24. Bunu buna böldüm 50 eksi 15'ten. Buradan 9, 59 kök 59'muş cevap. Evet. Bunu bugün günlerden Cuma, Cumartesi. Siz bunu muhtemelen Pazar günü izleyeceksiniz. Arife gününde. Şimdiden Ramazan bayramınız mübarek olsun. İnanan insanların duaları kabul olsun. Tabii ama beni dinleyen herkes biz Türkiye'deki yaygın olan dini kullanmadığı için yani dünyadaki herkesin bayramı kutlu olsun. Dünyada barış, mutluluk ve savaşın olmadığı, insanın insanı sömürmediği bir dünya dileğiyle bu bayramda da gerçekleşmeyen hayallerimizi kurmaya devam edelim. Şimdilik benden bu kadar. Ha bir arada bir de bunun PDF'ini istiyorsunuz. Bak sinirli bak yine sinirlendim. PDF falan yok arkadaşlar. Ben bunların parasını vermişim. O yüzden PDF'ini kullanırken
şey yapmıyorum. Yani biz bunları zaten öğrencilerimizde kullandık. Lütfen benden PDF istemeyin. Öyle bir şey yok. Bunun hani az çok beni takip ediyorsan ben PDF hırsızdır diyorum. Hak yiyor diyorum. Siz bana geliyorsunuz PDF istiyorsunuz. Yapmayın gözünü seveyim. Bence yapmayın öyle şeyler. Neyse ben şeyde iyi bayramlar.